bu hususlar tüketici kanunu kapsamında değildir. Kat mülkiyet kanunu, borçlar kanunu ve genel kanunlara göre apartman yönetiminin giderlerine katılmayan kat malikinin hakkında icra takibi yapılır. Hatta o malikin dairesi satılıp o bedeller tahsil edilebilir. Tekrar ediyorum, çok önemli bir husus bu. Apartman aidatını ödemeyen malik bir süre sonra kapısında icra kağıdı görebilir. Hatta dairesi icradan satılabilir. Bu nedenle kat mülkiyet kanununa göre aidatları ödemekle mükellef olan malikler, ki kiracılarının da ödemelerinden sorumludur. Yani kiracı apartmana ait giderlere katılması gereken bölümlerine ödeme yapmamışsa malik sorumludur. O nedenle kiraya verenler de malik olarak oturanlar da çok dikkatli olmalı. Apartman yönetimince belirlenmiş ve makul giderleri karşılamak üzere belirlenmiş olan aidatlar yasal olarak ödenmek zorundadır. Ayrıca ödenmediği takdirde aylık %5'te faiz işletilebilir. Ancak malik site yönetimini ya da apartman yönetiminin belirlediği aidatı çok buluyorsa bunun gerekçelerini genel kurulda girip inceler, sorar ve cevap alır. Hatta sulh hukuk mahkemesine başvurarak durumun tespitini de isteyebilir. Öyle ya, sitede, binada lüks ihtiyaçlar için spor salonları, havuzlar, projede olmayan bir takım lüks harcamalar yapılıyorsa o zaman malik buna katılmayacağını resmi olarak bildirir. O yazılı bildiriminden sonra da kendisinden bunu tahsil etmek isterlerse sulh hukuk mahkemesinde hakkını arayabilir. Ama yasalara uygun olarak ve makul giderlerin karşılanması için yönetimin belirlediği genel kurulca onaylanmış aidatı ödemeyen kat malikinin dairesi elden gidebilir. Dikkatli olsun, icra takibi yapılır. İcra takibi neticesinde o borcu yine de ödemezse dairesi satışa çıkarılır ve daire satıldıktan sonra yönetim alacağını tahsil eder. Yönetimi olan borçlarından ötürü hakkında icra takibi yapıldığında icra dosyasına gidip tüm masrafları ile birlikte ödemeyi gerçekleştirdiğinde satış söz konusu olmaz. Kat maliklerini tek tek yaptırma yetkisi de var. Şikayet etme yetkisi. Yönetim olarak noterden ihtarname çekiyoruz. İhtarname sonucuna göre belli bir süre veriyoruz. İşte bir hafta, 10 gün kadar. 10 gün içerisinde bize bir dönüş yapmazsa normal hukuka, avukata teslim ediyoruz. Ondan sonra zaten yasal işlem devam ediyor. Mesela zaruri iş kaybı vesaire gibi durumlarda birkaç ay idare edilebiliyor kendilerine. Yani iş kaybı olmuş, bir şey olmuş ama diğer sakinleri de bir sıkıntıya sokuyorsa, tabii bu ödememe durumu, mecburen yasal işleme gidilecek. Çünkü onun yükü diğerlerinin üzerine binmiş oluyor. Peki kaç ay süresi var? Ödememe hakkı var diye soruyorum. Biz 2 ay bekliyoruz. 2 ay üst üste ödemezse, herhangi bir gerekçe göstermeden, bize müracaat etmeden biz kendisine protesto çekiyoruz. Protestoya da cevap vermedikten sonra hukuk müşavirimize teslim ediyoruz. Şimdi şöyle, son dönemlerde bazı müteahhit firmalar sitelerin 5 yıl sorumluluğu vardır müteahhitlerde. Yani siteyi yaptı, teslim etti. O sitedeki herhangi bir ayıplığı, aksama vesaire durumlarında 5 yıl sorumluluğundadır. Bunu bahane bilen bazı müteahhit firmalar o sitenin yönetimi de 5 yıl elinde tutuyor. Dolayısıyla da bunu ayrıca bir kazanç kapısı olarak, gelir kapısı olarak düşünerek öyle bir aidat alma yöntemine gidiyor. Kar amaçlı. Dolayısıyla fiyatlar şişiyor. Mesela işletme firmalarına, taşeron firmalara örnek olarak söylüyorum, 10 bin lira veriyorsa ama sakinlerden topladığı 15 bin, 20 bin yani fazlasını kendi kasasına aktardığı için insanlar da gidip gelen aidat soruyor, daire alıyor burada, ne vereceğim diyor. Şimdi aidatlar şöyle, satın aldığı sitenin giriş kapısı sayısı, bunlar hepsi aidatı etkiler. Mesela tek kapıdan araçta yaya da giriş çıkışı olması farklı. 3 kapıdan, 4 kapıdan yaya ve araç giriş çıkışı olması farklı. Her kapıya bir nokta diyoruz. Bu noktalarda güvenlik olmak zorunda. Hele ki İstanbul gibi bir yerde. Böyle bir durumda aidatlar yükseliyor. Her güvenlik bir maliyettir. Çünkü bunun
maaşı, sigortası, üstü, başı hepsi normal giderlere yüklenmektedir. Aslında en büyük kalem güvenlik diyebilir miyiz? Tabii en büyük kalem güvenlik. Sonra temizlik. Bu tür sitelerin teknik bakımları var. Bahçe bakımları var. Havuzlu sitelerin havuzun bakımı var, ilacı var sürekli. Dolayısıyla bu havuzun motorları 24 saat 12 ay çalışıyor. Dolayısıyla bu bir elektrik harcaması yapıyor. Bunun giderleri var. Evet. Maalesef her gelen kiracı adayı veya satılık ev almak isteyen mutlaka aidatı soruyor. Aidatlar ne kadar? O yüzden de son dönemlerde çok yoğun bir aidat sorgu işlemi devam ediyor. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, bölge bölge değişiyor. Güvenlikli siteler var, normal güvenliksiz siteler var. Bunlarda fiyat farkı çok farklı. Örneğin Atakent birinci etapta, yani bulunduğumuz bölgede aidatlar uygun. Yani 180-220 aralığında ama bunun içinde sadece çevre düzeni ve apartman görevlisi aidatı var. Kışın yaktığı kadar ayrıca yakıt parası geliyor. Yine ortalama 3+1'in aidatı 400'ü buluyor yakıtla beraber. Ama diğer güvenlikli siteleri baz alırsak oradaki sosyal tesisler, yüzme havuzu vesaire işin içine girince aidatlar bir hayli yükseliyor. Örneğin isim vermeyeyim, ileride buranın çok yakınında bir site var. Oranın aidatı 1+1'in 390 lira. Sadece güvenlik ve sosyal tesisler dahil. Yakıt da gelince 700 lirayı buluyor kışın. Yani 1+1 dairenin aidatı 700 lira. Kira gibi. Kirada 1100 lira. Düşünün yani. Peki bu kirancılarda ya da ev almak isteyenlerde tercih sebebi oluyor mu? Yani çoğunlukla olmuyor ama olduğu da oluyor. Yani aidatı baz alarak satıştan veya kiralamadan vazgeçen insanlar var. Apartman ya da site aidatı deyip geçmemek gerekiyor. 2 ay üst üste apartman aidatını ödemeyen kat malikleri, yani daire sahipleri, komşularının şikayeti üzerine icra yoluyla dairesinden olabiliyor. Kiracılar için de yine benzer bir durum söz konusu. Apartman aidatını ödemeyen kiracıların sorumluluğu yine kat maliklerinde, yani daire sahiplerinde.
Dövizdeki artış yabancı yatırımcının gayrimenkule ilgisini beraberinde getirdi. Talep en çok Katar ve Çin'den gelirken bu talebin değeri 35 milyar dolara aşıyor.